böyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı? Tanrım günahımız neydi? Böyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı? Tanrım suçumuz neydi? Böyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı? Suçumuz neydi? Hani hayalleri gerçek yapacaktık, yılları asırları taşıyacaktık. Hani mutluluklara koşacaktık. Söyleyin böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Böyle mi olacaktı? Köprü üstü. Duramayız efendim. Dur dedim sana. Hey durun. Ne yapıyorsunuz efendim? Sakin olun. Durun. Şurada dur bakayım. Yavaş. Yavaş ol. Sakin olun, her şey geçti. Tamam, bitti. Doktor hanım, bir hasta geldi. Durumu iyi değil. Acilde mi? Evet. İntihara teşebbüs etmiş. Tamam. İğne yazılın. Çabuk olun. Tamam, hazırlıyoruz. Sakin ol, sakin ol. Yalvarırım, yalvarırım. Tamam canım. Benim bak Pervin. Bana bak.
Bana bak, hatırladın mı? Ayşe, sen, ben en iyi arkadaşlardık. Yalvarırım, hatırla Gül. Gül, hatırla ben, Pervin. Okul arkadaşları, liseden sevgilim. Ne olursun hatırla. Sakin ol çocuğu, yaptınız mı? İğne vurdunuz mu? İğne hazırlayın, çabuk iğne hazırlayın. Sakin ol canım, sakin ol. Arkadaşım, ne oldu sana böyle? Buralarda mı karşılaşacaktık? Hatırlasana ne güzeldi o günlerimiz. Okulumuz bizim ikinci yuvamızdı. Sen, ben, Ayşe. Nasıl da iyi arkadaştık. Son sınıfa kadar zorlanmamıştık. Üçümüz de çalışkandık. Ama sen Gül, sırf müziklik olsun diye kopya çekerdin. Nasıl yakalanmıştın ama? Hoca suçluyu arayınca... Bu senin mi kızım? Benim hocam. Hayır hocam, benim. Hayır hocam, ben düşürdüm. Görmedi arkadaşlar, benim de o. Hayır, benim de. Hayır hocam, benim. Hayır hocam, ben ya, de benim. Üçümüz de kabullenince... Hoca şaşırmış, hepimizi cezalandırmıştı. Hatırlıyor musun? Güneş Sigorta voleybol takımına transferimiz bizi çok mutlu etmişti. Hatırlasan. İlk maçımızda harikalar yaratmıştık. Hazır kız, ne güzel smaçlar yapıp rakip takımı buna atmıştı. Naci Baba da en ateşli taraftarımızdı. Üçümüzü de öz kızı gibi severdi. Naci Baba'nın tavşan kanı çayıyla midye tavasına bayılırdık. Merhaba kızlar. Akşam buluşalım mı? Buluşalım ha. Bak, çok güzel yerler. Çaylarınız geldi kızlar. Bu arada bize laf atmaya kalkan bazı yılışıklar da Naci Baba'dan nasiplerini alırlardı. Ulan siz bela mısınız burada? Kalk. Ha? Kalk. Kalk. Hadi al kitabını. Yürü, yürü bakayım. Allah Allah, ne yaptın abi ya? Bir daha buraya girirsiniz, ayaklarınızı kırarsınız. Herkes. Üniversite sınavlarına hazırlanırken ailelerimiz ne kadar anlayışlı davranmıştı bize. Ben öğretmen Rıfat'ın kızıydım. Düzenli olarak hazırlanmıştım sınavlara. Oysa siz iki hınzır ders çalışmak yerine evinizde dalga geçermişsiniz. Hiç ciddiye almazdınız sınavları. Ayşe fotoroman okumayı ders çalışmaya tercih edermiş. Merhaba tatlım. Bu harika koku da ne böyle? Gülüm, sen de sanata aşıktın o günlerde. Filmleri, dizileri hiç kaçırmazdın. Ama baban kızının bu tutkusunu hoş görmezmiş. Hep bağırıp sinirlenirmiş sana. Üçümüz yapışık ikizler gibi aynı günlerde sevdalanmıştık. Bu bizim ilk sevdamız, ilk aşklarımızdı. Yusuf'un elini ilk tuttuğu günü hatırlıyorum. Nasıl da utanmıştı.
O da benim bu heyecanıma ortak olmuştu. Ahmet de senin gibi sanata düşkündü değil mi? Hiçbir sanat etkinliğini kaçırmazdınız. Özellikle sinema ikinizin de en büyük tutkusuydu. Ayşemiz babasının korkusundan gözden ırak yerlerde buluşurdu Murat'la. Gerçekten de başarılı oldu Ayşe. Onları bir arada gören hiç olmadı, öyle değil mi gülüm? Peki liseden mezun olup diplomalarımızı aldığımız günü hatırlıyor musun? Hepimiz ne kadar da heyecanlıydık. Ailelerimiz de gelmişti. Ve tabii ki Naci babada. Ama bizim için o günün en önemli misafirleri sevgililerimizdi. Yusuf, Murat. Ahmet. Zavallı çocuklar. Ailelerimize görünmemek için arka sıralarda duruyorlardı. Onlarınki korku değil, saygıydı sadece. Onlar da bizim gibi üç iyi arkadaş olmuştu artık. Diploma sonrası sevincimizi bizimle ancak uzaktan paylaşabilmişlerdi. Ama biz bunun acısını daha sonraki okul çayında çıkardık. Aradan bir yıl geçmişti. Naci Baba'nın orada buluştuk. Helal olsun kızlar. Buluşma gününüzü unutmadınız. Mümkün mü Naci Baba? Mezuniyet günümüzün her yıl dönümünde buradayız. Hayatımızın sonuna kadar yani. Hem de iki elimiz kanda olsa bile. Senede bir günde olsa razıyım ben. Bugüne kadar okulla birlikte buradan mezun olan talebeler bir daha da gelmezler. Bak şimdi Naci Baba'nın dediğine. Bizim buraya gelmemiz senede bir günle kalmaz. Burayı, seni çok seviyoruz. Senede bir gün dedik ama kaç defa geldik buraya Naci Baba. Çok güzel günlerimiz, unutamadığımız anılarımız oldu be Naci Baba. Haklısınız. Aa, çocuklar durun size midye tava hazırlayayım. Allah olmaz. Naci Baba alacağımız olsun. Bugün çok önemli bir maçımız var. Ayıptır söylemesi. Takımın üç asıyız da. Dikkatli olun çocuklar. Sen arkada 5 numaralı defans yap. Gamze plaseye dikkat edeceksin, anladın mı? Kızlar, hepinizi kutluyorum. Bugün tamam, çok iyiydiniz. Hocam. Yarın antrenman saat 11'de. Hadi hoşça kalın. Yani. Teşekkürler. Hoşça kal. İyi gidiyoruz kızlar. Bu sene kesin şampiyonuz. Bir terslik olmazsa. Ben biraz zorlanıyorum. Hem iş hem spor biraz zorluyor beni. Kızma ama tahsiline devam edebilirdin.
İmkansızdı Pervin. Babamın durumunu biliyorsun. Beni bu kadar okutması bile büyük fedakarlık. Ben babam için olumlu konuşamayacağım. Galiba bir kadın var hayatında. Evde kavgalar başladı çocuklar. Evimizde huzur muzur kalmadı. Baban hatasını anlayacaktır herhalde. Sen güçlü kızsındır. Bunlar da geçer. Umarım dediğin gibi olur. Gülüm gel bir öpeyim. Hmm. Oh! Murat kesin kararlı mı Ayşe? Hem de nasıl? Almanya onda bir tutku halinde çocuklar. En büyük tutkusunun sen olduğunu sanıyordum. Benmişim öyle diyor. Almanya'da çalışmayı ikimizin yarınları için istiyormuş. İstemiyorsan gitmem diyor. Bir hazırlık yap kız. Gitme de bakalım ne yapacak? Aa vallahi hem de denemiş olursun. Ha? Öyle bir şey yapma. Aman. İnanıyorum ben gitme desem gitmeyecek. Ama onun hayallerini yıkmış olacağım. Fedakar aşık Ayşe. Ama Yusuf da hız meraklısı. Delice tutkun araba yarışlarına. Vazgeçirmek istemiyorum. Vallahi Ahmet'in benden başka takıntısı yok çocuklar. Ay. Pardon bir tane var. O da evlilik. Aslında ben de istiyorum ama çok erken buluyorum. Bütün bu geçmişi hatırlayabilecek misin acaba? Sen hastaneye geldiğinden beri saatlerdir bunu düşünüyorum. Hatırlayabilecek misin? Söylediğiniz iğneyi yaptım. Sakinleşti uyuyor. Buraya geldiğinde kanında yüksek dozda uyuşturucu vardı doktorun. Oysa söz vermişti bana. Sözünde dururdu benim gülüm. Demek ki yapamadı. Gücü yetmedi. Gül, bir tanem. Niye kaçtın bizden? Neden hiç aramadın? Sen böyle olmayı hak etmemiştin. Doktor hanım, hasta arkadaşınız galiba. Arkadaşım, canım, her şeyim o benim. İnanılacak gibi değil. Yıllar sonra burada mı karşılaştınız? Yıllar sonra değil. Daha 5-6 ay öncesine kadar hiç ayrılmamıştık. 3 arkadaştık. Ayşe, Gül ve ben. Onun bu halini gördükçe içim yanıyor. Ayşe'nin nişanındaki coşkulu halini hiç unutamıyorum. Ayşe'yi mutlu görmek beni de Gül'ü de çok mutlu ediyordu. Murat nişandan sonra Almanya'ya hareket edecekti. Onun bu büyük Almanya tutkusuna sonunda Ayşe'miz de anlayış göstermişti. Bizler ailelerimizle birlikte Ayşe'nin mutlu gününü paylaşırken babası Arif amca o gece pek belli etmese de Murat'ın Almanya sevdasına pek taraftar değildi. Ama yine de nişanda çok eğlenmiştik. Almanya'ya giderken Ayşe'sinin de sevgisini götürüyordu. Hayallerini gerçekleştirecek, dönecek ve Ayşe'miz gelin olacak. Bize yolun açık olsun Murat demekten başka bir şey düşmüyor. Belli etmesek de bizler de o gün çok üzülmüştük. Yusuf yavaş.
Kuzu dikkatli ol. Söz vermiştin, yavaş gidecektin. Bana güvenmiyor musun? Sana güveniyorum da içindeki trafik canavarına güvenmiyorum. Yapma, usta bir şoförün ve trafik kurallarına da riayet ediyorum. Ne demişler? Acele giden ecele gider. Minibüs edebiyatından bir seçme de benden. Takıl bana, hayatını yaşa. Yusuf yavaş. Tamam, yavaşladım işte. Yok canım, ibre öyle göstermiyor ama. Sakın bozuk deme, bana yutmam. Hız tutkunusun sen, ne olur sanki yavaş gitsen. Öyle tamam, süreti seviyorum, tutkunum tamam. Ama en çok da sana. Teşekkür ederim. Ha, unutmadan hafta sonu rallim var. Bizim de maçımız var. Anlaşma yapalım. Ben sizin maçınıza geleyim, siz de benim rallime gelin, tamam mı? Tamam. Sen bize, biz de sana amigoluk yaparız. Tamam. Gel bak sana ne göstereceğim. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel. Bir gün kendi evimizin projesini çizeceğim sana. Beğendirmek kaydıyla tabii. Kendi evimizin ha? Çok paramız olunca yani. Olacak. Askerden dönünce kendi büromu açacağım. Ha, sahi senin askerlik işin oldu. Neden bütün bunları yemekte konuşmuyoruz? Gelemem canım, hemen gitmem lazım. Biliyorsun bugün buluşma günümüz. Okul arkadaşlarım. Hı-hı. Ayşe ve Pervin'le. Selamlarımı söyle. Hadi görüşürüz. Çocuklar, iyi çalışmalar. Sağ ol, görüşürüz. Güle güle hayatım. Kolay gelsin babacığım. Hoş geldin kızım. Sen bugün işe gitmedin mi? Gittim baba. 2 saatine izin aldım. Ne izni bu böyle? Bugün arkadaşlarımla buluşma günümüz. Sana haber vereyim dedim. Arkadaşların kim? Gül ve Pervin. Okul arkadaşlarım. Ahmet nasıl Gül? Çok iyi. Ha, selamları var size. Biz de evlilik hayalleri kuruyoruz. Askerlikten önce mi sonra mı karar veremedik. Kıskanıyorum sizi. Sevdikleriniz yanınızda. Benimkisi ise Almanya'da. Hani Murat izin alacaktı Ayşe? Ayarlamaya çalışıyor. Bu defa izni uzun olacak. Nikah için. Çocuklar ne düşünüyorum biliyor musunuz? Er geç evleneceğiz. Yollarımızın ayrılmayacağını kim garanti edebilir? Mesela sen Pervin. Ya doktor çıkıp uzak bir yere tayin edilirsen? Hiç fark etmez. İki elim kanda olsa mutlaka geleceğim. Sözümüz var zaten. İki elimiz kanda olsa bile. İki elimiz kanda olsa bile. Çak. İzin işimi halletmek üzereyim Ayşe. Kesin değil ama bir hafta sonra yola çıkabilirim. Buradan bir istediğin var mı? Tek istediğim hayırlısıyla gelmen. Bak tekrar söylüyorum. Yollarda dinlenerek gel. Yola çıkarken de haber ver, tamam mı? Tamam, telefon ederim. İyisin değil mi? Pervin'le Gül'e selamlar. Hala voleybol oynuyor musunuz? Oynuyoruz tabii. Üçümüz de takımın aslarıyız. Aramızda sözleştik. Evlenince bırakacağız diye. Demek ki ilk önce sen bırakacaksın Ayşe. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Kendine iyi bak, hoşça kal. Bıktım ulan, sana artık tahammül edemiyorum. Niye tahammül edemiyorsun? Buldum bir orası ondan. Sus ulan, gebertirim seni, sus. Sus diyorum sana. Susmuyorum işte. Hem suçlusun hem güçlü. Bahçeni toplayıp gitmek kolay değil mi? Bırakmıyorum, gidemezsin. Çekil! Bağırma dedim sana. Günler geçiyordu ve Gül'ün evinde Hasan. Fırtınalar kopuyordu. Hasan dur gitme. Çocuğu düşün. Bırak dedim sana. Anne. Baba nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine. Sana hesap mı vereceğim? Hayatım zindan oldu. Bu hizmetçi kılıklı anandan kurtulacağım artık. Hizmetçiyim öyle mi? Tabii. Kahrını çektim. Saçımı süpürge ettim. Adam oldun şimdi. Para gördü cebin. Bir kelime daha edersen öldürürüm ulan seni. Öldür hadi, öldür! Anne sus! Yalvarırım sus! Bıktım
Bakıyorum dilim bir karış dışarıda. Sen de anan gibi nankörsün. Ne haliniz varsa görün. Ağlama. 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 Aldı. Anne babamın kaçıncı çayı bu? Üçüncü. Çayı şekersiz içiyorum kızım. Zararı yok. Çaya düşkünlüğümüz Erzurum'da başlamıştı. Baban oraya tayin edilmişti. Sen o zamanlar ilkokula gidiyordun. Ne güzel anılarımız var değil mi baba? Aynı okulda sen de öğretmendin ama ben başka sınıftaydım. Özellikle öyle olsun istedim. Kendi kızına iltimas yapıyor desinler istemedim. Senin kuruntun Rıfat'cığım. Yoksa Rıfat Hoca'nın kimseye iltimas yapmayacağını herkes bilirdi. Bak Aylaz'a çalışmamış. Nuri bu. Çok zeki bir talebem. Ama çalışmıyor. İmtihan kağıdı da zayıf. Kırık notu hak etti yani. Talebeleri senden korkuyorlar değil mi baba? Korku değil kızım. Asla kabul etmem. Sadece saygı gösteriyorlar. Haklısın babacığım. Ben gidiyorum. Söylemiştim size şu araba yarışları. Benim sporcu kızım. Voleyboldan sonra araba yarışlarına da merak sardın öyle mi? Yeni heves baba, hoşuma gidiyor. İşte öyle dinleniyorum. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Canım. Güle güle kızım. Merak et, gelmeyeceksiniz diye moralim bozuldu. Trafik Yusuf. Daha doğrusu mayımatı şoför. Adam kaplumbağa hızıyla sürüyordu arabayı. Gülcüm, şoföre yavaş git diyen kimdi? Mutlaka Pervin. Acele eden acele gider de demiştir ayrıca. Vallahi de. Oh canıma değsin. Süratten hoşlanmıyorum, ne yapayım? Sayın yarışmacıların otolarına binmeleri için son ihtimal. Sayın yarışmacıların... Kızlar bana iyi şanslar dileyin. Çüçümüz seni öpelim, bak nasıl şansın tamam. Olacak. Hadi Yusufcuğum. Hadi. Hadi iyi şanslar. Canım. Hadi biz hepsi de gidelim. Hadi biz de. Ama inşallah karşı çıkmazlar. Yusuf seni seviyor Pervin. Çok seviyor. O istedikten sonra kimseyi dinlemez bence. Geliyor. Tebrikler. Anlaşıldı. Mahkemeye vermiş baban.
Boşanmak istiyormuş. Göreceksin, süründüreceğim onu. Aman be anne, bu bir çözüm değil ki. Babam tercihini yapmış işte. Bizi terk etti. Artık senin de bu duruma alışman lazım. Bunca yıldan sonra ne yaparız kızım? Ne yapacağız? Kendi ayaklarımız üzerinde duracağız. Ben çalışacağım anne. Kafana taktın be kızım. Mankenlik işi mi? Evet anne. Beni voleybol oynarken görmüşler. Fiziğimi de beğenmişler. Bugün gidip konuşacağım. Ne diyeyim bilmem ki. Keşke tahsiline devam etseydim. Anne buna imkan olmadığını sen de iyi biliyorsun. Koyma koyma, şimdi kaçacağım. Benim için dua et lütfen. Allah işini rast getirsin kızım. İnşallah be anne. İlk olarak spor malzemeleri satan bir şirketin kampanyasında foto modellik yapacaksın. Tabii sözleşmeyi imzalarsan. Bu işi başlangıç olarak kabul ediyorum. Başarılı olursam çalışmak isterim. Yani sözleşmeyi imzalayacağım. Başarılı olacağına inanıyorum Gül. Mersi. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne zaman çalışacağım? Hemen Gül. Yarın çekimlerin yapılacak. Hocam? Efendim? Bitirdim. Her zamanki gibi ilk bitiren gene sen. Çabuk ve iyisin. Sağ olun hocam. Bugün işimi daha da çabuklaştırdım. Çünkü antrenmanım var değil mi? Evet, antrenmanım var. Sana başarılar diliyorum Pervin. Sağ olun hocam, izninizle. Güle güle. Bana Cevdet Bey'in patoloji raporunu verebilir misiniz? Tabii efendim. Şampiyonluk maçına kadar ancak iki kez daha çalışacağız. Hadi Pervin, Gül, Ayşe. Çok iyisiniz kızlar. Hadi bakalım kızlar, tamam, hadi bakalım. Evet. Evet. Daha hızlı, daha hızlı, daha çabuk. Bakalım biraz uçağa. Şimdi. Evet, çok güzel. Bir daha. Evet, oldu. Hadi bakayım, tamam. Spor dünyasından sanat dünyasına transfer oldu çocuklar. Karşınızda foto model Gül. Ah, çok istiyordun Gül. Başarılı olacağına inanıyorum. Gül kızma ama nereden çıktı foto modellik falan? Hani Ahmet'le evlilik hayalleri kuruyordunuz? Çalışmam evliliğe mani değil ki Ayşe. Ahmet ne diyor peki? Konuştuk, anlaştık. Evliliği Ahmet'in askerliğinden sonraya bıraktık. Hayırlısı olsun, ne değil? Ah Yusuf ağaç oldu beklerken. İsterseniz siz de bırakalım ha? Siz çıkın, ben bir duşa girip Ahmet'i bekleyeceğim. Sonra çıkacağım. Allah tamam, Allah. Ben bir duş çıkacağım. Kızlar, nasıl amigoluk yaptım ama? Boş versene, bir ara yakaladım seni. Neyi mi yakaladın? Bizim pasör kıza bakıyordum, Ebru'ya bakıyordu. İftira bu, iftira bu. İftira değil Yusufçuk, şaka. Ama böyle hafif kıskançlık dolu bir şaka. Aman aman, sen de böyle konuş da iyice şımarsın, oldu mu kıskançlıkmış? Ne alakası var? İyi ki söyledin, bir dahaki sefere daha dikkatli sen bakarım. Sen de. Kaşınıyorsun. Ben de seni kır bir tarafımı, kır. Dur, dur. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Bay bay. Sağ ol Yusufcuğum. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk annem. Antrenman nasıl geçti? Çok yorucu geçti anne. Şampiyonluk maçına hazırlanıyoruz. Merhaba baba. Şampiyon olacaksınız da ne olacak yani? Bu iş bitsin artık Ayşe. Kafam bozuluyor bu voleybol davasına. Niye babacığım? Spor yapıyoruz. Ne faydası var sanki? Üstelik öyle yarı çıplak gibi üniformalar. Kıçınız başınız meydanda. Ben istemiyorum kızım, tamam mı? Tamam baba. Sezon bitince voleybolda bırakırım.
Çok güzel. Evet, çok güzel. Değiştirelim. Değişik bir poz alalım. Gülümseyin, gülümseyin. Çekiyorum. Tamam Gül Hanım, çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar. Gül Hanım, çok teşekkür ederim. Nasıl, becerebildin mi bari? Tabii, aksi halde çekimlere devam etmezdim. Çok iyiydiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler, görüşmek İyi üzere. Günler. Sen gerçeği söylersin Ahmet, başaracak mıyım? Bak canım, daha ilk çekimlerde seni sepetlemelerini isterdim. Yani kovmalarını. Ama gördüm ki sen bu işi başaracaksın. Devamını bir yerde oturup konuşalım, ne dersin? Hadi. Sporcu olduğun kadar sanatçısın da Gül. Ama bu mankenlik işi beni şaşırttı doğrusu. Para kazanmak zorundayım Ahmet. Böyle cazip bir teklif gelince kabul ettim biliyorsun. Benim teklifim cazibesini kaybetti öyle mi? Evlenme teklifim yani. Çocuklaşma. Evlenme teklif ettiğin gün hayatımın en mutlu anıydı. Ne yapıyoruz şimdi? Mankenliğe devam edeceksin anladığım kadarıyla. Evet. Ne düşünüyorum biliyor musun? Senin askerlik işin. Bir an önce bitirip gelsen. Peki önce evlensek sonra ben askere gitsem olmaz mı? Bu acele niye ki Ahmet? Sen askerden dönene kadar hazırlanırız. Hiçbir pürüzle kalmaz evliliğimiz için. O kadar süre sabredebileceğimi sanmıyorum Gül. Seni seviyorum çünkü. Çok seviyorum. Ben sevmiyor muyum Ahmet? Babamla problemimizi biliyorsun. En azından çalışıp anneme ekonomik açıdan yardım etmek istiyorum. Babanla annenin barışma ihtimali yok mu? Yok. Ayrıca bitmiş tükenmiş bir evliliği de sürdürmenin anlamı yok. Bunu anneme anlatmaya çalışıyorum. Anlayacağını sanmıyorum Gül. Şu evlilik ve askerlik işini daha sonra konuşalım mı? Şimdi karar verelim Ahmet. Seni seviyorum ve seninle birlikte olmak beni çok mutlu ediyor. Ama eğer sen rahatsız olacaksan bu mankenlik işini askıya alabilirim. Yok. Sana haksızlık etmek istemem. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Ama evliliğimizi askerliğimin bitimine bırakıyorum. Seni niye bu kadar çok sevdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Hem anlayışlı hem de iyisin. Sen de çok güzelsin.